Selamun aleyküm arkadaşlar. Galatasaray Avrupa Ligi'ne beklenenin aksine flaş ve başarılı bir giriş yaptı. Hal böyle olunca yine kudurdular. Beklentileri Galatasaray'ın başarısız olmasıydı. Galatasaray'ın Lazio'ya kaybetmesiydi. Bunları diliyor umuyorlardı ama hiç de bekledikleri gibi olmadı arkadaşlar. Galatasaray o güçlü İtalyan takımı önünde hem futbol oynadı, hem iyi mücadele etti, hem de aldığı galibiyetle gruptan çıkma şansını daha ilk maçta önemli ölçüde arkadaşlar artırdı diyebiliriz. Bir, iki. Şimdi Galatasaray Lazio takımını tepeleyerek neler kazandı? Dilerseniz tek tek anlatalım arkadaşlar. Anlatmadan önce an itibariyle genel duruma bakalım. Üç takımımız biliyorsunuz arkadaşlar Avrupa'da mücadele ediyor. Bir takım Şampiyonlar Ligi'nde, bir diğer takım yine Avrupa Ligi'nde Galatasaray'la beraber aynı kulvarda yürüyor. Beşiktaş bir gün öncesinde hatırlayın Almanya'nın Dortmund takımına mağlup oldu. Ve karşılaşma öyle bir gelişti, öyle bir oynandı ki Dortmund'lu futbolcular eğer rakiplerini ciddiye alsalardı, bunu üzülerek söylüyorum yani, herhangi bir niyetim yok söylemekte. Maalesef gerçek böyle olduğu için söylüyorum. Eğer rakiplerini ciddiye almış olsalardı. İkinci bir 8'lik Liverpool faciası var ya. Onun gibi bir facia olabilirdi. Ciddiye almadılar. Rolanti'de götürdüler. Buna rağmen ellerini kollarını sallayarak maçı kazandılar. Ha bu arada tabii bu arada bir iki tane pozisyon ki 90 dakikalık maçta elbette. Bir iki tane önemli pozisyonu ev sahibi takımın yakalaması kadar doğal bir durumda olamaz. Ey anam anlatıyorlar. Şunu yakaladık, bunu yakaladık, şu şöyle oynadı, öbürü uçtu, öbürü kaçtı, uzay takımıyız bilmem ne. Gelene 3, gidene 5, bakmayın şanssızlık, yenildik. Ya takım yenilmiş lan, ben memnunum her şeyden diyor teknik direktör. Taraftarı memnun, yorumcusu memnun. Anlatıyorlar abi, ben de ulan diyorum Dortmund'a bunlar 5 attılar da acaba ben yanlışlıkla bir başka maçı mı seyrettim diye kendi kendime de sormuyor değilim arkadaşlar. Neyse Dortmund 8-10 atmadığına dua etsinler. İstese hakikaten diyorum bak abartmıyorum yani maç 8-2 10'a 3 falan biterdi yani eğer Dortmund isteseydi, arzu etseydi. Hatta soyunma odasında Dortmund'un teknik direktörü öyle bir laf etmiş ki maça çıkmadı. Ya demiş böyle demiş Şampiyonlar Ligi'ne gelen küçük takımlar bunların sağ solu pek belli olmaz. Dikkat edin falan diye futbolcularını bu cümlelerle uyarıyor. Ve Dortmund'da bir futbolcu da diyor ki biz diyor soyunma odasında diyor maç yaptığımız rakibimizin adını da unuttuk diyor. Hiç kimse de hatırlayamadı adını diyor. Ama onlara sorarsanız abi dünya takımı. Dünya takımı eşi benzeri yok yani. Her neyse geçtik. Fenerbahçe abi. Fenerbahçe'de Almanya'nın küme düşme mücadelesi veren ekiplerinden biri olan Frankfurt'la oynadı. Hani şöyle söyleyelim. Frankfurt'ta işte Almanya'nın Giresunspor'u gibi. Yani o kıvamda bir takım arkadaşlar. Hadi bir tık üste gidelim Malatyaspor diyelim. Alanyaspor değil asla. Şimdi böyle bir takım karşısında galip duruma geçtiler. Sonra beraberlik golü geldi. Maç biterken abi çok büyük bir şans yakaladılar. 90 artılarda penaltı. Penaltı kaçtı. Kaçar. Kaçtı. Fenerbahçe'nin seyrettim maçını. Öyle aman aman ezdi, perişan etti. Onların dedikleri gibi yürü bu futbolla artık Fenerbahçe tutulmaz. Bir anlatıyor abi yorumcu geçinen lavuk. Şaşırdım. Beşiktaşlılardan daha beter palavra sıkıyor abi. İyi peki kardeşim öyle de ya yenemediğiniz takım da şey sonuçta Frankfurt yani. Frankfurt'a harbiden diyorum Frankfurt. Yani üstüne bir yorum yapmaya falan gerek yok. Ama aynı yorumcular, aynı puşlar Galatasaray'ı yorumlarken ki Galatasaray'ın oynadığı futbol belli, aldığı sonuç belli. Hemen abi İşte tamam öyle oldu böyle oldu. 3 puan iyidir ama Galatasaray gol atmadı. Rakip kaleci kendi kalesine golü attı. İşte bu olmasaydı adamlar da şu pozisyonu değerlendirselerdi Galatasaray mağlup olacaktı. Bunun üzerinden abi başlıyorlar yorum yapmaya.
yorumu böyle, bu şekilde yapıyorlar. Ulan şimdi Galatasaray kazanmış. Kazanmış ama bu mealde yorum yapan yok. Sadece abi yorumu neyin üzerinden yapıyorlar? Kaleci o golü yemeseydi, Lazio takımı yakaladığı pozisyonlara atsaydı Galatasaray ne olurdu? Maçı kaybederdi. Hadi bakalım buradan yak diyorlar. Ya kardeşim, Galatasaray hakikaten enteresan derecede hepimizin beklentisinin aksine inanılmaz bir mücadele verdi. Canla başta oynadı efendim. Yok işte geriye, kaleciye, yana paslar olmuş. Olacak. Hiçbir zaman olmayacak demiyoruz ki. Biz aptalca, ahmakça olmasın. Eğer mecbur kalırsan kaleciye de verirsin, yana da verirsin. Eğer oyunu açamıyorsan rakibe bir tuzak olarak bunu kullanabilirsin. Bizim eleştirdiğimiz geriye, kaleciye, yana pas meselesi başka mesele. Ama bu ahmaklar, bu aptallar bunu anlamazlar abi. Anlamadıkları için de hadiseyi hep başka yöne çekerler. Öküz altında buzağı ararlar. Bir yerlerden Galatasaray'a vuralım da nasıl olursa olsun diye böyle kendilerince bir senaryo yazarlar. Ama şu gerçeği bilmiyorlar ki Galatasaray'la bu alanda yarışmaları mümkün değil. Galatasaray bambaşka bir kulvarda gidiyor. Galatasaray unutmayın arkadaşlar, Avrupa şampiyonu. Avrupa'nın en büyük 3 kupasından ikisini almış bir takım zaten. Şimdi dönemsel olarak Türkiye'den bazı takımlar katılıyorlar. Nereye katılıyorlar? İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorlar ya da Avrupa Ligi'ne katılıyorlar. Hemen kendilerini Galatasaray'la aynı kategoriye koyup biz şöyleydik, biz böyleydik, biz şöyle asarız, böyle keseriz. Ya bir şey değilsiniz. Galatasaray'la ben sizlere aynı kefeye koymam. Çünkü siklet farkı var. Galatasaray'ın kalitesi, kapasitesi, ismi, cismi farklı. Galatasaray Türkiye'nin dünyada bilinen yegane markası. Galatasaray'ı herkes tanır. Ama bazı takımların isimlerini rakip futbolcular soyunma odalarında unuturlar arkadaşlar, unuturlar. Şimdi hal böyle olunca nasıl olup da Galatasaray'la kendini aynı kefeye koyuyorsun? Aynı şekilde tartışıyorsun. Galatasaray'ın oynadığı maç sayısına bakın Avrupa'da, aldığı sonuçlara bakın. Galatasaray öyle sıradan bir takım değil. Avrupa'da saygı duyulan bir takım. Futbolcusuyla, yöneticisiyle, teknik direktörleriyle farklı bir konumda olan takım. Evet, bunu bir kere daha hatırlatma gereğini özellikle hissettim, duydum. Bunu anlatmam gerekiyordu arkadaşlar. Ki siz de bu gerçeği biliyorsunuz ve en önemlisi de Galatasaray taraftarıyla zaten destanlar yazmış bir takım. Şimdi bunlara böyle bu gerçeği bir kez daha hatırlatalım dedik. İnşallah otururlar, külahlarını önlerine koyarlar. Bir daha kendilerini Galatasaray'la aynı kefede görmezler diye düşünüyorum. Arkadaşlar, eminim ki Galatasaray'ın Lazio önünde aldığı galibiyet ya da başka bir ifadeyle söyleyeyim, Galatasaray'ın Lazio'yu sahadan silmesi, tepesine tepesine çökmesi, maçın sonucunun normalde 4-2 falan olması gerekiyordu. Ama tamam, bir şanssız gol onlar adına, Galatasaray adına da hakkın teslimi gibi bir durum söz konusu. Arkadaşlar, Galatasaray kalecisi yemedi mi goller? Yedi. O zaman hiç kimse demedi ki Galatasaray şöyle döktürdü, böyle döktürdü ama kaleci hatalı gol yedi, İşte şanssızdı falandı. Galatasaray kötü oynadı, Galatasaray mağlubiyeti hak etti, İşte geri pas niye verdin, yana niye verdin, o oldu bu oldu. Herkes senaryoyu başka boyutlarda değerlendirdi. Ama söz konusu Lazio'nun kalecisi hatalı golü yiyince abi, hemen onun üzerinden Galatasaray'a çakmaya çalışıyorlar. Peki o topu oraya gönderen, o kaleye o şutu atan, daha önce leblebi gibi pozisyonlar yakalayan ki Lazio takımının en kuvvetli alanı orta sahası, bunu silen ve de 16 küsür kilometrelik bir koşuyla sahanın en çok koşan oyuncularından birinin Berkan oluşu, Çigindaoğlu'nun oynadığı futbol, Taylan'ın oynadığı futbol, öbür tarafta Morutsa'nın ortaya koyduğu mücadele, defansta kabul edelim ki Marcao, Nelson, herkes inanılmaz derecede gayretliydi, istekliydi, coşkuluydu, arzuluydu arkadaşlar. Giydikleri parçalının hakkını verdiler. Hakkını verdiler ve Ali Samiyen'den aylar sonra bir coşku vardı, bir şölen vardı. Galatasaray kurallara uydu bir de üstelik.
birileri gibi belirli seyirci kapasitesini aşmadı, korsanlık yapmadı. %50 dediler, Galatasaray %50'nin hatta biraz da altında kaldı. Ama bazıları ne yaptı? Korsanlık yaptılar abi. Kimse onlarla uğraşmadığı için. Oh ne güzel abi. Neredeyse full çektiler. Full çektiler de ne oldu yani? Ligde de bunu yapıyorlar. Avrupa'da da yapıyorlar. Çünkü onların dokunulmazlıkları var. Dokunulmaz oldukları için bunlar oluyor. Her neyse biz bunları da bir kenara bırakıyoruz. Ali Sami Yen'de arkadaşlar tarihi bir gece yaşandı 16 Eylül akşamında. Neden tarihi? Her şeyden önce biliyorsunuz aylar sonra o stadın zemini yenilendi. Gayet güzel koltuklar vesaireler, futbola duyulan özlem, bir coşku vardı. Galatasaray yeni mevsimin ilk lig maçlarını da oynayamadı Ali Sami Yen'de. Hal böyle olunca taraftar açtı, susamıştı, geldi takımını bağrına bastı. Pek çok yeni transfer ki bunların hakikaten önemli bir, neredeyse tamamına yakını 20'li yaşlarda abi, 21, 22, 23 yaşlarda. Ha bu arada rakip takımlar sahaya 8-10 yabancı ile çıkarken abi Galatasaray kadrosunda tam 4 yerli oyuncuyla mücadele etti. Kimse bunu takdir etmiyor, görmezler. Ama Galatasaray'ın işte neler kazandığını ben tek tek dikkat ederseniz anlatıyorum. Galatasaray grupta Lazio'yu yendi ve Lazio gibi bir takımı dezavantajlı duruma düşürdü. Sükse yaptı, bayağı konuşuldu, prestijini artırdı. Korkulan bir takım olma özelliğini herkese bir kere daha hatırlattı. Lazio takımını yenmekle kalmadı. Diğer rakiplere de ayrıca bir gözdağı verildi. Ve ilk haftanın sonunda liderlik koltuğuna oturdu arkadaşlar. Bakın bu maçta kazanılan, size söylüyorum işte, oynanan futbol artı seyircinin coşkusu, Fatih Terim'in güven tazelemiş olması, yeniden bir kucaklaşmanın oluşması, bütün bunlar Galatasaray adına artı. Ve daha başka artılar var. Galatasaray ülke puanına abi 3 puan getirdi ve bunun devamı mutlaka gelecektir. Ve bazı takımlar hala Galatasaray'ın getirdiği puanları yeme gayreti içerisindeler. Ama laf konuşmaya gelince, çene yapmaya gelince, biz şöyle yaptık, biz böyle yaptık diye palavra sıkarlar. Ama ortadaki gerçekler hiç de öyle değil arkadaşlar. Demek ki Galatasaray ayrıca yerli futbolcularını da burada, bu alanda sahaya sürdü ve gerçek anlamda Türk futbolunun hangi noktalarda olduğunu herkese bir kere daha göstermiş oldu. Evet, Galatasaray varsa, Galatasaray başarılıysa abi, o zaman Türk futbolu da zaten başarılı oluyor, bir yerlere geliyor yani. Galatasaray ikililer de oluşturdu. Örneğin Çıkıldao ile Morutsan, hani Rumenler ama öyle bir ikili oluştu. Taylan Berkan ikilisi oluştu. İleride Kerem Halil ikilileri oluştu arkadaşlar. Defansta kabul etmek gerekir ki Nelson'la Marcao ikilileri oluştu. Bunlara daha ilave olacak olan Asuncao var. Artı sağ kanada Boy gelecek. Hal böyle olunca ne oluyor? Farklı bir Galatasaray'ı bundan sonraki maçlarda çok daha güzel ortamlarda mutlaka ve mutlaka izleyeceğiz. Coşkulu bir şekilde izleyeceğiz. Eleştirdiğimiz Fatih Terim, şimdi bazılar akılları sıra bana sallıyorlar. Ersan Çelik, bak sen Fatih'e böyle yapıyordun, Fatih Terim'e öyle diyordun, şöyle diyordun ama şimdi, ya kardeşim biz ne için bunları söyledik? Dedik ki hoca, Galatasaray takımı bu değil. Elinde güçlü bir kadro var. Bu kadroyu coştur, oynat, yürü, al başını git dedik. Bizim söylediğimiz bu. Taraftarın istediği bu. Burada yanlış bir şey yok ki. Fatih Terim, eğer bunları yapmayacaksan da o zaman Burak Gelmez gereğini yapar, gönderir dedik yani. Vay efendim, daha düne kadar Fatih Terim'i gönderiyordun. Ya benim böyle bir gönderme gücüm yok, kapasitem yok. Ama Fatih Terim geride kalan dönemlerde yaptığı yanlışlarla gönderilmeyi hak etti mi? Etti. Ama koskoca Fatih Terim inadından, egosundan vazgeçecek abi. Galatasaray takımı bambaşka bir takım olarak futbolunu oynayacak.
Dolayısıyla maçlar kazanılacak, barış sağlanacak, güvenler tazelenecek. Oldu mu? Oldu. Futbol bu abi. Futbolda dün yok. Futbolda bugün var. Bugün varsan abi, başarılıysan olur. Dünü unutmadan abi, bugünü yaşayacaksın. Yarınları da nasıl başarılı olur diye düşüneceksin, taşınacaksın. Taraftarınla el ele vereceksin. Ülkenin prestijini kurtaracaksın. Ülke futboluna katkıda bulunacaksın. Lavukları susturacaksın. En önemlisi bu abi. Bu lavuklar var ya, lavuklar, Galatasaray düşmanı lavuklar şimdi susmuş oldular. Şimdi bekliyorlar. Galatasaray ilk deplasmanı kime yapacak? Marsilya. Ah inşallah Marsilya'ya yenilir. Diliyorum, umuyorum ki o Marsilya'yı da orada halledip gelecek Galatasaray. Neyse abi, susmazlar. Bunlar sürekli konuşurlar. Bunlarda utanma yok. Bunlarda sıkılma yok. İçeride de dışarıda da aynısını yaparlar. Ya Galatasaray Trabzon'a gitti. Efendim neymiş, Trabzon'un penaltısı verilmemişmiş. Ya nerede verilmedi? Ne sonra top dokunmuyor bile. Top şöyle parmaklarının ucundan gidiyor. Yok böyle bir penaltı yok. Yeryüzünde böyle. Ben şimdi şunu söylüyorum. Ulan kansızlar. Ulan şerefsizler. Aynı şekilde Galatasaray'ın lehine öyle bir pozisyon olup da penaltı verilseydi ne yapardınız biliyor musunuz? Dübürünüzü yırtardınız Galatasaray'a hakem penaltı verdi diye. Ya bir insanda utanma olur, sıkılma olur. Bunlar da yok ama. Bunlar abi, bunlar alışmışlar. Böyle tatlı Serdar'ın hakemleri, Limakniyat'ın hakemlerinin üzerinden Galatasaray'a içeride sürekli vurmalar, sürekli Galatasaray'la uğraşmalar. Ama Galatasaray işte adama böyle etek giydiriyor, alayını mosmor yapıyor. Yaptı mı? Yaptı. Ama bunlarda utanma falan olmadığı için abi, bunlar sürekli yine konuşurlar, sürekli Galatasaray'a vurmaya devam ederler. Yapacak da çok fazla bir şey yok. Ama sonuç olarak arkadaşlar, Galatasaray ülke puanına katkıda bulundu, güven tazeledi, ülke futbolunun prestiji adına ki yani sonuçta Avrupa şampiyonu bir ülkenin takımını Ali Samiyen'e gömdü Galatasaray abi, gömdü. O kadar palavra sıkıyorlardı ki. Öyle şu bu değil abi. Frankfurt Dortmund değildi şey takımı. Lazio takımı. Lazio takımı belki de bu sene İtalya'da uzak ara şampiyon olacak bir kadroya sahip. Taraftar mutlu mu arkadaşlar? Mutlu. Bir barışma oldu mu? Oldu. Güven tazelendi mi? Tazelendi. Galatasaray oynadığı futbolla yarınlar adına taraftarına mesajlar verdi mi? Verdi. Zaten bütün mesele o kansızların o mesajları herkesten önce almış olmaları. Ali Samiyen'de bir coşku var mı? Var. Bunlar şimdi ellerinden gelse Galatasaray'ın bundan sonraki maçlarını Ali Samiyen'de seyircisiz oynamasını sağlamaya çalışırlar. Yaparlar abi, yaparlar. Bunlardan ben her şeyi bekliyorum yani. Galatasaray 4 yerliyle yine ayrıca bir mesaj daha verdi mi? Bazıları 10 yabancıyla oynadı. Ne oldu? Peki 10 yabancıyla oynayanlara niye kimse abi sesini çıkarmıyor? Neden demiyorlar ki kardeşim 10 yabancıyla oynuyorsunuz? Türkleri koyun, Türk gençlerini koyun diye. Yok abi, yok. Ya demezler ama Galatasaray 10 yabancıyla oynasaydı bakın neler söylerlerdi. Hele hele o galibiyeti 10 yabancıyla almış olsaydı Galatasaray. Zaten Türk gençleri oynamadı da Galatasaray yabancılarla bu galibiyeti aldı da vesaire. Her türlü senaryoyu yazarlardı. Sonuç itibariyle arkadaşlar Galatasaray'ın Lazio önünde aldığı galibiyet öyle sıradan bir galibiyet değil. Önemli bir galibiyet. Bu galibiyetin içinde çok şeyler gizli. Bir defa puşlara, Galatasaray düşmanı kansızlara şu mesaj veriliyor. Galatasaray yakında alayınıza bilezik gibi. Aynen nasıl Lazio'ya bilezik gibi olduysa yakında alayınıza bilezik gibi mesajını verdi mi? Verdi arkadaşlar. Oynadığı futbolla. Taraftarına biz geliyoruz, bu sene ligde varız mesajını verdi mi? Verdi. Tabii bu mesajları şimdi hemen başka türlü algılarlar ki Tatlı Serdar başta olmak üzere zaten hemen Alanya maçına Abdülkadir Bitigen denen hakemi çakmışlar abi. Çakarlar. Yeter ki Galatasaray başarısız olsun. Galatasaray'ı başarısız yapsınlar. Oradan vuralım, buradan vuralım, tepesine çökelim diye her türlü yolu bunlar denerler abi. Ama nafile dediğim gibi Galatasaray arkadaşlar Lazio takımını
Ali Sami'nin o güzelim çimlerine, yeni çimlerine gömerek gerekli mesajı verdi. Diyecek çok fazla bir şey yok. Abi sizlere şimdi şöyle bir şeyler gösterelim. Bakın burada nasıl bir coşkunun olduğunu görüyorsunuz. Nasıl bir sevinç ortamının olduğunu görüyorsunuz. Burada birliğin, beraberliğin. Ha, en önemli konu buydu, az daha unutuyordum arkadaşlar. Kerem'le Markan'ın taraftarca tribünlere çağrılmış olması kahretti onları. Kahretti. Vay efendim nasıl çağrılır diye. Burada yine Galatasaray'ın coşkusu var. Fatih Hoca'nın maçtan sonra verdiği o güzel görüntüler var. Görüldüğü üzere maç sonu yine ben bunlardan birer tane kolajlar yaptım ki arkadaşlar görün bunları diye. Yine aynı şekilde puan durumu var, kolaj var ve görüyorsunuz değişik maçtan kareler var. Bunların kolajlarını yaptık. Size ben en önemlisi şunu gösterelim ve bununla arkadaşlar, bununla gelin dilerseniz noktayı koyalım, sohbeti bitirelim. Görüyorsunuz 67. dakika arkadaşlar, 67. dakika Galatasaray'ı belki de 2. Avrupa Ligi yani UEFA Kupası'na götürecek bir dakikadır. Bir İtalyan takımına karşı alınan galibiyetle, hatırlarsanız yıllar önce yine bir İtalyan takımı olan Milan'a karşı alınan galibiyetle Galatasaray ne olmuştu abi? Avrupa şampiyonluğuna uzanmıştı. Galatasaray'ın aldığı bu galibiyetin anlamı büyük, manası çok derin. Pek çok kişiye biraz önce söyledim ya, puşlara, Galatasaray düşmanı lavuklara dedi ki hepinize bilezik gibi. Bazılarına da şöyle dedi, yok yok saksıya fesleğen gibi. Anladınız siz bu fesleğen muhabbetini. Bütün bunlar oldu arkadaşlar. Galatasaray çok doğru yolda. Yeter ki, bak bunu söyleyeceğiz. Yeter ki Fatih Hoca sapıtmasın, raydan çıkmasın. Şu son halinin üzerine pozitif manada biraz daha bir şeyler koysun, ileriye doğru yürüsün arkadaşlar. Her şey Fatih Hoca'da şu anda, çünkü kaptan o, direksiyonda o, futbolu da oynatacak o, frenleyecek de o, bir takım tercihleri var. Biz olumsuzlukları da tabii ki Lazio maçında gördük, bazı olumsuzlukları, ama artık bunlar şimdi konuşulacak pozisyonda değil. Şu Alanya maçı da hayırlısıyla bir geride kalsın, ondan sonra oturur, şurada şu aksaklık vardı, burada bu yanlış vardı diyeceğiz. Ama şuna ben inanıyorum ki bundan sonra Fatih Hoca istese de Galatasaray takımını frenleyemeyecek abi. Çünkü Galatasaray takımı öyle bir coşkulu, yedekleriyle, oynayanıyla, genciyle, yabancısıyla, yaşlısıyla, Türküyle el ele vermiş abi, kenetlenmişler. İşte o fotoğrafları o yüzden gösterdim. Kerem'le Marcao'nun barışması kudurttu onları zaten. İstiyorlardı kaos olsun. Herkes birbirine girsin. Kafa göz yarılsın. Hala saldırıyor utanmaz bazı bunaklar. Ya ben de Marcao'ya gitsin dedim. Ama Marcao eğer öyle gidemediyse, yani hak değerini bulup gidemediyse Galatasaray'da oynayacak. Oynayacak. Bunun başka yolu yok. Oynasın devre arasında, belki satılır. Belki başka bir şey olur. Ama öyle yok öyle yağma kardeşim. Öyle yağma yok. Herkes haddini bilecek. Tamam mı? Herkes haddini bilecek, rütbesini bilecek, şeyinin üstüne oturacak kardeşim. Oturacak. Öyle oturduğun yerden az, kes, kov, bu işler olmaz. Galatasaray takımı inanıyorum ki her geçen hafta üstüne koyma mecburiyetinde. Zaten eleştirileri Fatih Hoca görmüyor mu? Dikkate almıyor mu? Alacak, görecek abi. O da şapkasını önüne koyacak. Bundan sonra öyle ahmakça, yanlış bir takım işler yapılmayacak. Biz eleştirilerimizi daha iyi olsun diye yapıyoruz. Eleştirilerden, iyi niyetle yapılan yol gösterici eleştirilerden gerekli dersleri alır, düzelir. Düzelirse düzelir, düzelmişse düzeltirler abi. Bu kadar basit. Bu takım oynar, bu takım coşar, bu takım göreceksiniz abi. Frenlenmek istese de frenlenemeyecek. İçeride de dışarıda da alayını anladınız siz. Bilezik gibi, gerekiyorsa saksıya fesleğen gibi olacak yani. Bu Lazio galibiyetiyle Galatasaray bu mesajı verdi. Neymiş arkadaşlar? Galatasaray Lazio'ya çimleri yoldurarak, Lazio'ya futbol dersi vererek Avrupa şampiyonu bir ülkenin takımını Ali Sami'nin de perişan ederek ne dedi? Alayınıza bilezik gibi dedi. Yok yok. Alayınıza dedi, saksıya fesleğen gibi dedi, değil mi? Dedi. Siz benim ne demek istediğimi anladınız arkadaşlar. Keyif yapalım.
Böyle şimdi bu galibiyetin tadını çıkaralım arkadaşlar. Muhabbetini yapalım. İnşallah pazar günü saat 16'da Ali Sami Yen'de büyük bir coşkuyla şöyle güzel farklı bir skorla o Abdülkadir Bitigen'e, Tatlı Serdar'ın hakemine rağmen bir galibiyetle arkadaşlar ligede şöyle yeni bir hamleyle, yeni bir sarılmayla ya Allah deyip yola devam arkadaşlar. Devam. Görüşmek üzere. Bu sohbeti yayıyoruz. Sohbetin şeyini anladınız değil mi arkadaşlar, mesajını? Sohbetin mesajı Galatasaray Lazio'yu tepeledi. Lazio'yu çimlere gömdü. Ve yani bunu yine yanlış anlayacaklar. Çimlere gömdü manasında. Mesajı verdi. Dedi ki alayınıza bundan sonra içeride dışarıda bilezik gibi. Bu aslanları hiç kimse durduramaz arkadaşlar. Durduramaz, güçleri yetmez diyoruz. Abone olmayı, beğenmeyi ve de paylaşım yapmayı unutmuyoruz. Yeni sohbetlerde, böyle keyifli yeni sohbetlerde birlikte olacağız. Biraz dekor mekor ufak ufak arkadaşlar ışık düzenimizi ayarlamaya çalışıyoruz. Oydu buydu falan. Bu alanda da çalışmalarımız yavaş da olsa ilerliyor. Arkadaşlar tekrar birlikte olana kadar hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sevgiler, selamlar. Hoşça kalın kardeşlerim.